Evet, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleşen Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu vardı. Ama yoğun izdihama sebep olan konserde çok tatsız olaylar yaşanmış. Yine magandalar silahlarına sarılmışlar. Yoğun ilgi sonrası tabii dakikalarca da Cengiz Kurtoğlu'nu beklemekten sinirler de gerilmiş ve izleyelim bakalım önce ne detayları olmuş? Ardından konuşacağız. Sakarya'daki Cengiz Kurtoğlu konserinde kavga çıktı. Şarkılar sustu, silahlar konuştu. Akıl almaz olayda biri çocuk, iki kişi vuruldu. Saldırı sonrası iki kişi gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapılan Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Sakarya'da önemli bir hayran kitlesi olan sanatçıyı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Eğlenmeyi bilmeyen magandalar konseri kana buladı. Konserdeki yoğun ilgi ilerleyen dakikalarda izdihama döndü. Özellikle sahne önündeki seyirciler arasında yaşanan itiş kakış sonrası sinirler gerildi. Cengiz Kurtoğlu sahneden tansiyon düşürmek istedi. Güvenliği müdahalesi yeterli olmayınca seyircilerin arasında bulunan MT ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Konsere silahıyla giren cani tabancasını ateşledi. Çıkan çatışmada 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Bacağından vurulan MT ise kanlar içinde yerde kaldı. Ortalık kan gölüne dönerken arkadaşları MT'nin bilincini açık tutmak için büyük çaba sarf etti. Yaralılar olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Dehşeti düşüren görüntülerden sonra can kaybının yaşanmaması en büyük teselli olurken silahlı kişilerin konsere nasıl girdiyse merak konusu oldu. Şimdi ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu tabii çok geniş kitlelerin katılımıyla yapılan bir festival ve festivalin içinde bir konser. Günümüzde bu işler dünyanın bütün medeni ülkelerinde şöyle oluyor. Böyle halka açık etkinliklerde mutlaka emniyet üst aramasına varacak kadar sıkı tedbir alıyor. Yani yurt dışında maçlara gittiyseniz mesela İngiltere'de bir stadın bir kilometre ötesinden yollar kesiliyor polisler tarafından. Böyle kademe kademe polisler hep arama yaparlar. Araçları, bagajlarını, her yeri, insanların üzerlerini elektronik aletlerle, konserlerde de öyle. Şimdi bizde de öyle olması gerekir. Ama kesinlikle. Bak burada hiç kimse bana Cengiz Kurtoğlu melek, Cengiz Kurtoğlu çok iyi ses, Cengiz Kurtoğlu işte 50 yıllık duayen sahnelerde falan demesin. Niye? O iş başka. Ekibini sağlam tutacaksın, ekibini iyi çalıştıracaksın. Belediyenin bir konseri. Ben anlamam bak yani, canım bak. Kitle yani orada bir tabii ki kitle var ve bu halk yani artık kaç kişi var orada bilemiyorum. 10.000 kişi var diyelim. Bir güvenlik zafiyeti var, buna katılıyorum ama bunun Cengiz Kurtoğlu ile bir alakası olmaz, olduğunu düşünmüyorum. Olmaz olur mu? Cengiz'in şahsında söylemiyorum. Menajeri için söylüyorum. İş parayı almak değil kardeşim. İş parayı banka hesabına geçirmek değil. Oturacaksın kaymakamlıkla, belediye ile, festival organizasyonuyla şu önlemleri alacaksın. Yoksa Cengiz Bey'in çok prensipli insandır. Güvenli görmediği konsere çıkmaz. Bu ağırlığını koyacaksın. Bu ağırlığını koymazsa işte böyle çoluk çocuk orada vefat eder. Vefat eden vardı galiba. 3 yaşında bir çocuk vefat etmiş yani mi? Yok. 3 yaşında bir çocuk yaralanıyor ki 3 yaşında bir çocuğun ne orada olması var? Zaten yani bir ne işi var? Komedi. Ve bir yaralı var bu arada. Ve Cengiz Kurtoğlu da şunu bilsin ki evet. İş sadece piyano başında ya da işte sahnede mikrofonu eline alıp arabesk söylemek falan değil. Sanatına saygım sonsuz. Sanatıyla ilgili bir şey söyledin mi Pınar? Hayır. Söyledin mi? Hayır. Söyledin mi sanatıyla ama ilgili bir şey? Ama güvenlik konusundaki şeye katılamayacağım ben. Ya orada yani o festivali organize edenlerin bu güvenliği
sağlaması gerekmez mi? Yani bir sanatçı ne kadar buna müdahale edebilir? Eder. Sahne, bu iş business, bir sanat. Hele ki bu zamanda böyle bir eğlence sektöründe lidersen bunu yönetmek zorundasın. Sen bir markasın, markanı yönetmezsen bir gün adamla bıçaklaştın. Kasım ayında kim kimi bıçakladı, senin bıçakladığını söylediler. Sonra gözaltına alındı, sonra kapatıldı gitti. Cengiz Kurtoğlu, sana söylüyorum, iyi dinle. Bugün de senin çıktığın sahnede bir çocuk 3 yaşında ölüyor, vefat ediyor. Ne bu? Yok, üst vefat üstte, yok galiba. Vefat, yaralama var. 3 yaşında yok. Bir çocuk yaralanıyor. Yaralanma var. Bir de MT isimli bir şahıs bacağından yaralanıyor. İki kişi de gözaltına alınmış. Nasıl olay sonrası. Vefat dediğiniz vefat sonra yok mu? Peki. Vefat yok. Yani ne olursa olsun ya. İnsanın bir yeri çizilse bile bu bir şeydir yani. Şimdi dipdibeler bir de konser alanını düşünün. Bir izdiham var. Çoluk çocuk kadın herkes orada. Bakın evet. Görüyorsunuz zaten evet. Görüntülerde dipdibe bir. Bu görüntüyü izlediğimde aklımda şöyle yani gözümde şöyle bir flash bellek oluştu. Gülhane konserleri vardı bilir miydiniz? Hatırlamaz mıyım? Yani orası da belli dönemlerde çok önemli sanatçıların çıktığı bir konser alanıydı. Ve orada birçok sanatçı da aslında mağdur olmuştu. Müslüm Gürses. Mesela Müslüm Gürses, Orhan Gencebay. Cem Karaca konser verdi. Karaca, 100 bin kişi Gülhane Parkı'nda. Ama olaylar da çok Müslüm oluyordu. Ben bir Cemiz Ağacı'yım Gülhane Parkı'nda. O şarkıyı da söylemişti. Onu da mı orada söylemişti? Onu da söylemişti. Ben Nazım Hikmet'in şiiri. Ağacım Gülhane Parkı'nda. La 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 la. Çok güzel şarkıydı. Çok güzel şarkıdır. Neyse. Evet güzel anılar. Şimdi burada iki şey çok önemli. Ben Bilal Bey'e katıldığım yerler var, katılmadığım yerler. Nerede şu katılmıyorsun? Ki, Allah aşkına bir sanatçının ne var yani? Güvenlik olayını kendisi yapabilmesi, böyle bir gücü olabilmesine katılmıyorum. Yaptıracak. Çünkü nasıl ona bak o gece onun için o gece onun düğünü diyelim. Sanatçının kendi düğünü, konser gecesi. Sen yıllarca Maxim'de sahneye çıktın. Ama senin benim için oraya Maxim'e 2000 kişi geliyordu. 2000 değildi galiba. 750 kişi geliyordu. Senin için geliyordu. Senin de o gece. Ama sen orada ne dersen Fahrettin Asar'a yaptırırdın. Ama zaten yapardı. Benim dememe gerek yok ki Fahri Bey. Onu zaten gereken önlemlerini alırdı. Zaten kimse böyle silahla milahla hani giremezdi. Yani bilmiyorum. Gerçi o zamanlar böyle bir dedektörler de yoktu. Hani giren de belki giriyordur var. Ama şimdi buradaki bu güvenlik zafiyeti gerçekten çok önemli. Artı ikincisi 3 yaşındaki bir çocuğun böyle bir konser alanında ne işi var? Yani bu anne baba... Yani nasıl bir akılla bu çocuğu götürmüş oraya? Ben oraya takılıyorum açıkçası. Bu iş açıkçası. Cengiz Kurtoğlu'na yazar. Cengiz. Ama tabii onun... Cengiz kötü. Vallahi yani, kötü. Yani tabii Cengiz Bey'in de bu şekilde anılması. Çünkü bu ikinci evet, vukuat ikinci oluyor. Olay, evet, ikinci olay. Hep böyle bıçaklar, silahlar, vurdular, kurdular. Aman Allah yani. Evet, burada da kendisi zor durumda kalıyor. Doğru. Katılıyorum. Evet yani. Ama buna da bir çözüm bulmana lazım. Şimdi de yaz geldi, festival zamanı. İnşallah bu son olur. Bir daha böyle bir şeyi görmeyiz, şahit olmayız diyorum ben. İnşallah. Allah şifa versin. İnşallah öyle bir kötü bir sorun olmaz. Evet, iki kişi gözaltına alınmış şu an son durumda. Peki bunlar ama itiş kakış mı yapmışlar? Birbirleriyle mi kavga şimdi etmişler? Şimdi küçücük ne bir olay. Bir kere oraya silah götürmesi kadar da konserdesin. Konser ne nedir değil yani? Mi? Kafa dağıtmak için, eğlenmek için, sevdiğin şarkıcıların, şarkılarına eşlik etmek için gidilen bir merasimdir. Şimdi oraya silahla... Çünkü toplantıda kaymakamlık yetkilisi ve belediye yetkilisi festivali... Bizim şeyimiz budur, şartlarımız budur. Bunları yerine getirin. Dediğin gibi 3 yaşında çocuk, 5 yaşında çocuklar olmayacak. 12 yaşından küçükler olmayacak. Bütün katılanların üst araması yapılacak. Ondan sonra ne bileyim ben sahneye şu kadar yaklaşılmayacak. Şu sayıda güvenlik olacak. Şu sayıda bilmem ne. Hepsini madde madde kabul ettir, imzalatacaksın. Ondan sonra yapacaksınız. Bundan sonra inşallah bizi duyarlar. İnşallah bu konuya daha hassasiyetle davranırlar diyelim. İnşallah. Gerçekten hoş değil. İnşallah. İnşallah böyle tatsız haberler vermek zorunda kalmayız bizler de gerçekten. Çünkü hani önümüz yaz. Sanatçıların konserlerinden güzel anılarla bahsetmek istiyoruz. Güzelliklerle ne olmuş ne bitmiş. Evet. Tabii kıyafetleriyle canım. Kimler gelmiş kimler gitmiş ama bu tip olaylar duymak, görmek, izlemek asla istemiyoruz. Asla kesinlikle tasvip etmiyoruz. Aynen. Evet. Evet, bir diğer haberimizde yine devam edeceğiz. Gündemimiz çok yoğun. Allah Allah. Diğer haberimize geçelim efendim. Mahsun Kırmızıgül'ün erkek kardeşiyle alakalı bir haberimiz var. Yusuf Bazencir ve eşinden adliyede mutluluk pozu geldi.